Alıştın mı koçum yeni işine? Alıştım abi, sağ ol. Senin sayende. Eyvallah. İşin düşer bana. Şşş, karışmayın. Bana bak, Lamiço nerede? Siparişe gitti, niye? Hadi be. Hmm. Ne diyorsun ya? Allah'ım ya Rabbi ya Rabbi. Merdan da yok. Şu dükkana baksın diyecektim bana, ama sen baksana kanka. Benim dükkana kim bakacak kardeş? Abi istersen ben bakarım. Ha yok oğlum, sen daha yeni işe girdin. Sen kendi işine bak, boş ver. Oğlum, senin dükkanın bakılacak nesi var lan? Müşteri gelir çayını alır, parasını atar gider ya. Bebişim ondan demiyorum. Onu ben de biliyorum. Onda sıkıntı yok zaten. Kasaya toptancının parasını bıraktım, ondan şey ettim ben. Oğlum sen hangi devirde yaşıyorsun lan? Böyle kasaya para bırakmalar bilmem ne. Ama kasa da kasa olsa ha, kafa vursam kafamla kırarım ya. Ay millet artık bunu cep telefonundan cırt bir hallediyor ya. Biz de biliyoruz bebişim. Biz de biliyoruz hayatım bunları. Ama günde 50 kere şifre unuttuğum için ben yapmıyorum bunu. Onun da kolayı var kardeş. Unuttum yazacağım, olacak bitecek. Kardeşim yazıyorum. Yazıyorum bebişim benim, canımın içi yazıyorum. Ondan sonra bilmem ne operatörü, bilmem ne operatörü bir dünya terana açılıyor benim başıma. Lan kardeşim, onu demiyorum oğlum. Şifreni unuttum yapacaksın ya. Ya orada işlemi yaparken seni şifre istediğinde unuttum yazacaksın. Girecek. Ya da bak şöyle bir şey de olabilir mesela. Bu da sana uygun. Ben tam bir malım yapabilirsin mesela şifrenize. Mal olduğun için ya. Onu yazarsın girersin ya. Laf. Şevo, dükkana bakacaksan bak kardeşim, bana akıl verme tamam mı? Senin bu mekanda aklın geçmez. Bu nedir ya? Allah Allah. Bir dükkana bak dedik, bir dünya laf söyledin lan. Seninle oynamayı seviyorum ben. Laf. İşlere bak ya. Olmuyor ya. Niye didişiyorsunuz siz yine? Esin, bir şey söyleyeyim mi sana? Bak şu alemde, şu evrende, şu dünyada, şu mahallede, şu adamdan hiçbir şey istemeyin. İstemeyin. Şuraya iki saat dükkana bak dedim. Vır 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 bankacılıktan girdi bana. Bilmem neden çıktı. Yemin ediyorum illallah geldi bana ya. Benim hayatımda var ya, bunun kadar nankör bir adamdı. Sen nankörsün. Ah, buraya konuş, buraya. Ya indir elini. Nereye konuş? Nereye konuş? Saçma sapan hareketler yapıyorsun ya. Şişt, bir durun be. Ben bakabilirdim. Ama Esin'le galeriyede yardım edeceğim. Sen yardım et o zaman. Selami'ye zaten kızlar da gelmiş galeriye. Biz hallederiz onlarla. Aa, bak sen benim gözümün önünde ol da. Harika bak. Yabancı uyruklu bayan personeli de buldum. Hadi kolay gelsin size. Vallahi mi? Hı, hadi kolay gelsin. Vay benim Moldova bacım. Gel bakayım içeri, gel sana tezgahı göstereyim ben, gel. Hey çaylar geldi. Dem değil, asfalt. Aman hızlı içme. Covid'den fena çarpar. Görürsün sonra haritada Hanya Konya. Eyvallah. Ödümülacığım, bu ne güzel bir kahve. Keşke dükkana devralsan. 40 yıllık kahveci gibisin vallahi. Aa, şimdi turistim. Ama Osmanlı kadınım. Kahve süper köpürtürüm. Biz de bol köpüklü kahveye manda batmaz derler, bilir misin? Manda batmaz? Ha. Bilmem ben. Batık balın yan gider, onu bilirim. Çok sayın Matmazel Ludmila Hanım, bize orta kahve lütfen. Orta kahve? Aynen, orta kahve. Ha. Hemen bitiriyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bak şu hareketleri bir defa Selami'den gördünüz mü lan? Kendisi çünkü Moldovalı oğlum. Rus eğitimi almış ya. Jimnastikle eğitiliyor oğlum bunlar. Müthiş ya, müthiş. Ben böyle bir şey görmedim anasını. Buyurun. Aa, buyurun, orta kahve. Atazlı. Gerisi nerede? Biz 3 tane istemiştik. Hayır, orta kahve dedin. Ben ortaya koydum. Ya ortaya kahve istemedik. Hani... orta şekerli kahve yani. Ha, ben orta şekerli bilmem. Ben ortaya karışık bilirim. Ya bari oldu olacak, böyle 3 tane de kamış ver de bir sırayla dönelim. Ya olmaz böyle. Bir fincanda bir dudak payı var. Öyle böyle sırayla olmaz bu iş. Ludmila, sen arkama git. Ne diyorsunuz lan? Açık açık konuşsanıza lan. Geç, geç sen güzel. Sağ ol kardeşim. Kardeşim derken? Kardeşim dedi bana. Kardeşim diyelim ben senin ya. Siz açık açık konuşsanıza lan! Bu nedir ya? Her gün Moldovalı kahveci görüyoruz ha. Helal olsun be. Elinden de her iş geliyor ha. Serkan, bugün dükkanda bir antika parça kaybolmuş. Cevdet Bey her yeri aramış ama bulamamış. Çalındı diyormuş. Yok abi, vallahi ben bir şey almadım. Yok. Yanlış anlama, ben sen aldın demiyorum. Demiyorsun tamam da böyle durumlarda ilk kim suçlanacak? Tabii ki ben. Ne deseler haklılar. Ama benim haberim yok gerçekten. Tamam koçum, sen gözünü dört aç. Tamam, hiçbir şeye takılma. Sadece işini yap. Tamam abim. Hadi fırla. Sağ olasın.
borçları getirdim. Şuraya koy. Görüyor musun tavrı? Görüyor değil mi tavrı? Müthiş ya. Oy. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz ya? Nasıl gidiyor? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Abisinin. İster inan, ister inanma. Yani Lüdmila 40 yıllık çaycı çıktı valla. Nasıl lan? Oğlum istediğini sor. Bir kahve yapıyor. Anao. Yani müthiş, nefis. Yani köpüğünü Kazım köpük hamamda bu kadar köpürtemez. Valla doğru söylüyor. Acayip süper kahve yapıyor ha. Atmayın lan. İstediğini sor oğlum. Allah Allah, sana yalan borcumuz var. Uyar. Sana da yapsın Lüdmila Cem bir kahve. Sana da bir tane yapayım mı Selami? Harbi misin kız? Yap sana bir kahve be. İçeyim molla ola bacım benim be. Ellerin dert görmesin. Ne demek? Hep buradayım. Beraber. Oğlum bu olmuş tesbihi be. Olmuş yani direkt. Evet. Al kız gel bakayım. Salla bakayım şunu şöyle. Gel bak bunu böyle tutuyor. Şöyle yap bakayım. Ha, ver bana. Şöyle. Oldu. Müthiş. Buyur Lüdmila Taşbaşı. Lan! Ne Lüdmila Taşbaşı'sı lan? Yani senin için biraz sıkıntı teşkil etmiş olabilir ama böyle yani. Orada o beraber demedi, birader dedi. Ben de bir kahve alabilir miyim acaba hanımefendi? Tabii bol bol küpüklü olsun ha. Başlıklı maymun. Kazım. Tarla faresi. Müçoğlu. Evet. Ha. Lan! Oğlum para yok. Nasıl yok ya? İyi baktın mı? Oğlum gel kendin bak. Görmüyor musun burada? Para yok. Parayı ben buraya koymuştum. Para yok. Ne yaptın? Göz kulak olmadın değil mi lan Hüseyin? Ya ama yeter artık. Burama kadar geldi kardeşim. Ben de bir insanım. Etten kemikten yaratılmışım. O dükkana mı bakayım? Buraya mı bakayım? Nedir yani bu Allah'a seversen? Buraya kimse gelmedi ki. Yabancı kimse yok yani. Bir Lüdmila vardı. O da bizden birisi. Osmanlı bir kadın yani oldu gitti. Cevdet Bey'in çırağı geldi buraya. Boşuna bıraktı gitti. Hem sen neden parayı yanına taşımıyorsun ya? Ha oldu. Sana soracağım. Sana soracağım değil mi? Ben kaç yıllık esnafım lan burada. Balat'ın simgesiyim lan ben. Siz yokken ben vardım. Parayı niye yanıma almışım? Almam tabii lan parayı yanıma. Niye almıyorum? Çünkü ben o parayı yanıma aldığım zaman kardeşim yeni bir borç kapısı açma riskim çok yüksek benim. Kardeşim Balat'ın simgesiyim kısmını bir yana açalım şöyle. Kes bak kes. Senin totemin mi var ya? Hüseyin asabım bozma. Gerçekten ümrünü sıkarım senin ha. Totem motem değil oğlum. Esnaflık tecrübesi edindim ben bunu kendime ya. Ha tecrübelisin. Çok belli. Parayı aldılar gittiler. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benden zırnık işlemez. Bende para yok. Bitti. Borç morç veremem kardeşim. Onu sana söyleyeyim yani ha. Sus benim asabımı bozma. Bak sus ümrünü sıkacağım şimdi.